Merhaba, şöyle bir karşılaşalım istedim. Bir haber versin, başlayacağız. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Akşam seansım bitti. Şöyle ofisten çıkmadan önce kısacık bir karşılaşalım istedim. Belki sormak istediğiniz bir şeyler vardır. Belki ben bir şeyler anlatırım. Şöyle bir sohbet eder, dağılırız. İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar, hoş geldiniz. Selamlar, nasılsınız? Bursa'ya da selamlar olsun. Teşekkür ederim. Aşk acısı çekiyorum. Nasıl geçer? Yaptınız mı bağ kesmeleri? Sizlere de merhaba. Yapın bağ kesmelerinizi. Diyorum ya, bazı acılar vallahi boşuna yaşanıyor. Varsa sorularınızı yazın tabii ki. Yapın bağ kesmelerinizi, uzaktan çapalamalarınızı, 21 günlük değişim programını. Sanki sıkıntılı zamanlar neden? Ben biraz kötüyüm ya. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Çalışıyorum. Bağ kesmeleri anlatır mısınız? Anlatalım. Bağ kesme iki kişinin arasındaki bağı kesmek için yapılan bir çalışma değil. Bağ kesme, geçmişte yaşamış olduğumuz olayların ya da ilişki içerisinde yaşamış olduğumuz negatif durumların bedenimizde yarattığı negatif duygulardan arınmak için yaptığımız bir çalışma. Nötrler aslında bize, hafıza kaybı yaşamıyoruz. Olayı hatırlıyoruz. Ancak hatırladığımız olayla aramıza bir mesafe giriyor. Başkasının bir olayını hatırlamak gibi düşünün. Olayı hatırlıyorum ancak bende hiçbir duygu yaratmıyor. Özellikle ilişkilerde çok kötü dönemlerde geçtikten sonra o ilişkiyi yeniden yapılandırma aşamasında yaptığımız iyi davranışları karşı tarafın hak etmediğini düşünürüz. O yüzden de yapacağımız iyi şeylerden alıkoyarız kendimizi. Çünkü o hesaplaşma hali bitmemiştir. İşte bağ kesimi bunu alır bizden. Nötrleniriz, olanı olduğu gibi görmeyi sağlar. Bağ kesme bu işe yarıyor. Dolayısıyla bir ilişkiniz bittiyse eğer yolunuza bakabilmeyi, bir ilişkiniz var ve düzeltmek istiyorsanız da geçmişte yaşanmış negatif hesapları, kitapları kapatmayı, o hesaplaşma ihtiyacını gidermeyi sağlar. Çünkü bilinç dışı için geçmişle geleceğin, iyiyle kötünün, şakayla gerçeğin hiçbir ayrımı yoktur. Siz bir şey düşünüyorsanız, yaşıyorsanız, yapıyorsanız bu gerçek olarak kabul edilir bilinç altında. O yüzden imgelemeler ve meditasyonlar bizim için önemlidir. Bir meditasyon yaptığınız sırada yaptığınız çalışma bilinçaltı için gerçekliktir. Benim bağ kesme çalışmamda bir yüzleşme bölümü olduğu için ve biz o bölümde zaman sınırlaması bırakmadığımız için tanıtım videolarında anlatılıyor. O anda yaptığınız yüzleşmeyi, hesaplaşmayı vesaireyi bilinçaltı bir gerçeklik olarak, yapılmış bir konuşma olarak kabul eder. Dolayısıyla da bunu her canlı yayında nasıl başarıyorum acaba? Dolayısıyla da yeniden aynı hesabı görme ihtiyacı duymaz. Hesap kapanmıştır. Döne döne o çok güzel bir an yaşarken söylediğiniz bir laf çarpma, yaralama ihtiyacıyla yapılan söylemler vesaire. Yok, bunu kaydetmeyeceğim. Bu öylesine bir selamlaşma yayını. Bu böyle bir çalışma. Bağ kesme nasıl yapılıyor? Web sitesinden alıyorsunuz. Gece uyumadan önce uyguluyorsunuz. Bağ kesmeyi yaptıktan sonra uzaktan çapalamayı yapabilirsiniz. İlişki sıcaklığı, yeniden barışmayı vesaire sağlayabilmek için o ayrı bir çalışma biliyorsunuz. Bağ kesmeyi yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka duşumuzu alıyoruz. Sriyantra ürünlerini kullanmak her uygulamanın etkisini arttırır. Ancak
cinsellik eğitimiyle birlikte Sriyantra ürünlerini mutlaka mutlaka kullanıyoruz. Sriyantraları da göstereyim. Her zaman gösteremiyorum. Yanımda olmuyor ya. Bunlar işte duş jeli, parfümü, bu da meditasyon mumu. Bunları uygulayabilirsiniz. Uygulamaların etkisini artırır ama diyelim ki yok. Attım. Diyelim ki yok. Ben bağ kesmemi yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Uzaktan çapalamamı yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Ancak cinsellik eğitiminin uygulamasında mutlaka ve mutlaka Sriyantraları kullanıyorsunuz ki şey yapalım, etkisini arttıralım. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Varsa sorularınızı alayım, böyle birkaç tane yanıtlayayım. Boşanma aşamasında bağ kesme yapılır mı? Tabii ki de yapılır. Boşanma aşamasında, ayrılık aşamasında bir ilişkinin bitimine doğru gidilen aşamalarda ya da yeni bitmiş bir ilişkide. Yani o duygusal yükü taşıdığım zamanlarda ya da ben ayrılacağım, boşanacağım ama bittikten sonra da kendimi iyi hissetmek istiyorum. Yani o yaz sürecini çok uzun uzun yaşamak istemiyorum diyenler için duygu yönetim paketini alıyoruz. Duygu yönetim paketini 21 günlük değişim programları içinde bağ kesme var ve duygu yönetimi eğitimi var. Bunlar hepsi birbirini tamamlıyor. Benim zaten bütün eğitim ve uygulamalarım birbirini tamamlıyor ve biz duygusal olarak o duygusal çevikliğimizi sağladığımız halimizde o eğitimler içerisinde öğrendiğimiz yeni davranış kalıplarını ilişkimize yansıttığımız zaman işte o imza atan kadın olabiliyoruz. Her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Vazgeçilmezlik diye bir şey yoktur. Herkes vazgeçilebilirdir. Ancak her nereye giderse gitsin, her kime giderse gitsin, gittiği her kadında o yüreğini sızlatan, o burnunun direğini sızlatan, o ya bir kadın vardı dedirten kadın olabilirsiniz. Varlığınızın ödül olduğu ilişkilerdir bunlar. Cepte olma haline sokmaz sizi bütün eğitimle uygulamaları A'dan Z'ye uyguluyorsanız. Cepte olma haline sokmaz sizi. Aksine öyle bir kadının yapıyor olduğu davranışlar karşı taraf için bir fırsattır, şımartılma halidir. Dolayısıyla sizin tarafınızdan bunların gösteriliyor olması ona bir ödül gibi gelecek, kaybetmemek için çabalayacak. İkna teknikleri eğitiminde biliyorsunuz şunu anlatıyorum. İnsanlar için ikna edilmek kandırılmakla eşdeğerdir. Yani şuraya birisi gelse ve benim bir konu için ikna etmeye çalışsa benim ve bütün insanların savunma sistemi devreye girer. Ben kendimi savunma ihtiyacı hissederim. Kandırılıyorum çünkü. Pardon. Oysa ki fark ettirmeden ikna etmenin iletişimsel yollarını bilse, bilinç dışı metotları bilse, ben fark etmeden beni bir kararı doğru yönlendirmiş olabilir. İşte bunlar yüzünden de ikna teknikleri eğitimini uyguluyoruz. Engelleyip bir ay sonra engeli kaldıran birine engellemiş o, şimdi bir ay sonra engeli kaldırdığını ben nasıl fark ediyorum? Sürekli bakıyorum. Hala engelliyim. Ama ben buna bakmasam engeli kaldırdığında fark edemem. Dolayısıyla engeli kaldırmış olduğunu fark etmemelisiniz. Ki ben şuna çok inanırım. Mesela trip attım ona, laf çarptım vesaireler vardır ya. Sen tribe attın da yani bakalım ben sana bakıyor muydum, ben fark ettim mi o tribini, boşa gitti senin tribin. Yani ben oraya bakmıyorum ki, ya da laf çarptın da çarptığın laf acaba senin sandığın duyguyu yarattım mı ben? Şimdi bir insan bana bir hareketi, bir davranışı neden yapıyor? Ben de oluşmasını istediği bir duygu var. O duygu oluşsun diye yapıyor. İşte beni üstün diye yapıyor. Onu özleyeyim diye yapıyor. Dikkatimi çekmek için yapıyor. Ben araya bir set örüyorsam eğer ve bana yapıyor olduğu davranışlar bana ulaşmıyor, geri çekiliyorsa eğer ne yapacak? Hırsa döndürecek bunu. Daha fazlasını yapma ihtiyacı duyacak. Çünkü nasıl yani, beni görmüyor musun? Görülmemezlik kadar, fark edilmemek kadar bir insanı yaralayan bir şey yoktur aslında. O yüzden çok büyük bir silahtır bu. İnsanların size yapıyor olduğu davranışları hemen görmeyin, hemen fark etmeyin. Hemen o istedikleri duyguya sokamasınlar sizi. Ki daha fazla çabalama ihtiyacı duysun. Yani
biraz izin verir, bir patinaj yapsın. Öyle hemen her yapılanı fark etmek yok. Hemen onların sokmaya çalıştığı şeylere girmeyin. Ben de size el sallıyorum. Bir sürü el salladı şeyleri var. Ben de size el sallıyorum. Aklımızda birisi varsa onunla hafiften ilgisi mevcutsa imza atan kadın paketi bizde nasıl bir etki oluşturur? Şimdi zaten bu imza atan kadın paketi dediğimiz paket benim tüm eğitim ve uygulamalarımı içeren aslında bir ilişki yönetiminin ilk anından bitiş ve bitişten sonraki yaz sürecine kadar bile bizi bizim olmamız gereken kadını ortaya çıkaran bir paket. Bu bilgileri içeren bir paket. Dolayısıyla bir ilişkiniz varsa ya da yoksa, hayattaysak ve yaşıyorsak bir gün olacak ya zaten, bilmeniz ve uygulamanız gereken bu paket size ne sunuyor biliyor musunuz? Bütün eğitim ve uygulamaların tamamı yani. Bir ilişkim var benim. Şimdi işte eskiden bunlara gerek yoktu, şuydu, buydu, bunları yapmadan oluyor mu, olmuyor mu vesaire, onları geçiyorum. Çünkü onları, bunları bilmeden yürüttüğünüz ilişkilerde zaten yaşadığınız sorunlar ortada değil mi? Ama bunları yapmayı öğrendiğinizde istemediğiniz yerde hayır diyebilmeyi, hayatınızın kontrolünü ele alabilmeyi, bir erkeğe sizin tarafınızdan beğenilmenin nasıl bir duygu yarattırabildiğini hissettirmeyi, sizin tarafınızdan beğenilmenin aslında diğer tüm kadınlarla yaşadığı ilişkiden çok farklı bir haz verdiğini hissettirmeyi, dolayısıyla sizi kaybetmemek için uğraşmasını sağlamayı, gidebilme gücünüz olduğunu ama peşinden gelinmesi gereken bir kadın olduğunuzu, o kadar çok dinamiği açığa çıkaran bir şey ki, yalnız kalmakla tek başına kalmanın arasındaki farkı bilmeyi ve bunun da hazını yaşayabilmeyi, özgüvenli olmayı, bir ilişki içerisinde yapılması gereken tüm davranış, o kadar çok şey veriyor ki aslında bu eğitim uygulamalar size. Dolayısıyla hayatınızda bir ilişki var ya da yok, ya da bitti, yolunuza bakmak istiyorsunuz. Hayatınızın her aşamasında duygusal mukavemete ulaşabilmek için öğrenmeniz gereken bilgiler. Bunlar sizin böyle gizli çeyiz sandığınız gibi. Hep bunu söylüyorum. Hayattaysam ve yaşıyorsam bunlar elimin altında olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Eski eşe her şeyin bittiğini nasıl anlatabiliriz? Artık yoluna girmesi gerektiğini, önüne bakması gerektiğini, onun eski eşse artık nereye baktığı bizi çok ilgilendirmez. İster bana doğru bakar, İster benimle olabilme umuduna doğru bakar, ister kendi yoluna bakar, ister başka bir şeye bakar. Aynı şey, engeli kaldırmakla aynı şey. Ben ona bakmıyorsam, ben yoluma bakıyorsam, ben kendi hayatımla meşgulsem ve bundan onun ne anlam çıkardığı ya da çıkarmadığı dahi benim umurumda değilse, onun neye baktığı, neye bakmadığı, isterse yoluna baksın, isterse son nefesine kadar bana baksın, ne yapabilirim? O onun problemi. Bu taraftan baktığınız zaman ilgilenmiyorsunuz. Yani İşte bu buralardan bakabilmeyi öğretiyor paketler ve uygulamalar. Nereye bakarsa baksın. Bunları anlatma gereği duymayın. Bir şeyin bir insana bitmişliğin üzerine anlatıyorum. İlişki içinden bahsetmiyorum şu anda. Bitmiş bir ilişki ya da bitirilmesi gereken bir ilişkide kendinizi anlatma çabanız karşı tarafta yanlış anlaşılıyor. Zannediyorlar ki siz de bu ilişkiye devam etmek istiyorsunuz. Öyle sizin kendinizi anlatma çabanız onların kararında sabit tutuyor. Anlaşılma ihtiyacınızı bırakın. Bırakın, o da anlamasın gibi. Saçınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şu an tatilde çay bahçesinde açtık canlı yayını. Arkadaşlarla izliyoruz. Herkese çok selamlar olsun. Peki benimle tüm iletişimim demiş birisi, anlamadım.
saçlarınızı kestirmişsiniz diyor. Herkes saçını saçımı kestirmedim aslında. Ben çok uzun yıllar uzun gezdim biliyorsunuz. Onların hepsi takmaydı. Hep de söyledim size. Ekleme kullanıyorum diye. Çok da seviyorum bu arada ekleme saçı. Ama yani yıllarca kullanınca bence o yasaklanmalı ya. Gerçekten onun kullanımı yasaklanmalı. Bir kadının saçına hani yarın falan kuaföre gidip de saçına ekleme yaptıracak varsa gerçekten randevunuzu iptal edin. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar bir kadının saçını yıpratan bir şey hayatımda görmedim. Boncuğunu kullandım, çıt çıtını kullandım, her türlüsünü kullandım. Artık kel kalıyordum. Dedim ki bu işi bir toparlamamız lazım. Bütün eklemeler, kaynaklar çok uzun zaman sonra çıktı. Ama benim öyle bir halde çıktı ki insan içine çıkabilecek halim kalmamış. Tüy saçlar. Ondan sonra da işte o topuz, kahkül vesaire öyle kullandım biliyorsunuz bir süre. O dönemde de halen daha yapıyorum. Her gün bakım yaptım saçıma. Yani o ya şu saçı herhalde bir ayda işte o tüy halinden bu hale getirdim. İşte biraz da kestirdik ettik vesaire derken vallahi çok çok kötüydü ama bir ayda azmime sağlık. Her gün bakım yaptım. Gece onunla yatıyorum, kalkıyorum vesaire derken vallahi topladık. Şimdi böyle bir iki defa daha şöyle bir uzayıp kısaldıkça artık kendi saçımı kullanacağım inşallah. Vallahi kel kalıyordum, direkten döndüm. Neyse tabii benim saçımı denemek için bir arada değiliz. Teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Bırakın saçı. Şimdi sorularımızı değerlendireceğim. Doğru söylüyorsunuz. Tamam. Peki dönüyor. Anlatıyorum. Allah Allah. Ha, siz erkeksiniz. Pardon. Kadınlar seviyorlar böyle şeyleri dinlemeyi. Ne olabilir? Şeyden Gmail'e önceden gönderilmiş olan mailler çok uzun zamandır gönderilmiyor biliyorsunuz. Gmail'e gönderdiğimiz zamanlarda da sadece 10 gün içerisinde bir aksilik olursa yeniden mail adreslerinize gönderiyorduk. Ancak çok uzun zamandır zaten web sitesi üzerinden alımlar yapılıyor. Web sitesi üzerinden izlemeye devam edebiliyorsunuz. Orada bir problem olursa tabii ki biz müdahale ediyoruz. Web sitesi üzerinden alım yapmış ve izleyen kişiler lütfen aynı cihazdan dinlemeye özen gösterin çünkü sizin şifrenize farklı cihazlardan giriş yapıldığında bloke oluyor şifreniz ve o eğitimi tekrardan izleyebilmek için yeniden almanız gerekiyor. Eğitimler ve uygulamalar elden ele dağıtılmasın diye böyle bir önlem aldık. Özellikle zaten uygulamalarınızı hiç kimseyle paylaşmayın çünkü bunların sizin ilişkinize ait enerjileri vardır. Yani ben örnek veriyorum. İşte aldatılmışım, terk edilmişim ya da çok güzel giden bir ilişkim var. Daha da arada sıcaklık olsun istiyorum. Ve ben bunun için yapıyorum. Dolayısıyla bu çalışma bu enerjiyle yapılıyor. Ben başka bir arkadaşıma veriyorum. O aldatılmış. Ben hayatımda hiç aldatılmadım. O da onun enerjisiyle yapıyor. Yani kirletmeyin kendi alanınızı. Bunlar böyle size ait çalışmalar. Bunlar sizin böyle gizli, diyorum ya böyle çeyiz sandığınız gibi. Bunu ben içine üçlü eğitim paketimi koyacağım, ikna tekniklerimi koyacağım, duygu yönetimini koyacağım. İşte bağ kesmem, uzaktan çabalamam. Bunlar benim, bana ait. Benim hayat içerisinde yaşayacağım ilişkilere dair dopinglerim. Herkes kendi şeyine göre. Hindistan cevizi yağı çok iyi geliyor. Herkes bana şey saç şeysi veriyor. Sizi baştan yaratmış bir saçlar. Teşekkür ederim. Çekim yasasını anlatır mısınız? Neyini? Bunun aslında tek bir yolunun olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece olumlamalarla, sadece enerjiyle hiçbir şeyin, hiçbir konuda tek başına yaradığını düşünmüyorum. O yüzden benim çalışmalarım da böyle mesela. Ben sadece davranışsal değişiklik vermiyorum size. Enerji çalışmaları da veriyorum. Bağ kesme veriyorum. Arada sıcaklık yaratan çalışmalar da veriyorum. Bunun yanında bilinç dışı iletişim metotları da veriyorum. Çok fazla şey veriyorum. Çünkü bendeki duygu arınmadan ya da ben hayat içerisinde ne aradığımı bilmeden bana ne verilirse yetinemem ki zaten. Çekim yasasının da böyle bir şey olduğunu biliyorum. Kendi hayatımda da o şekilde kullanıyorum. Mesela 21 günlük değişim programı inanılmaz enerji temizleyen, frekansı yükseltiren,
aurayı değiştiren çok güçlü bir çalışma olduğunu, kendi hayatımda defalarca denedim, belli periyotlarda da yapıyorum. Bugüne kadar almış olan pek çok kişiden çok güzel sonuçlar alıyorum. O zaten enerjiyi çok değiştiren bir çalışma olduğu için hemen, yani ilk aşamada sizin enerjinize çok iyi geldiği gibi beraberinde iş, para ve kariyer alanında, somut alanda bir değişiklik, bir kıpırdanma görmeye başlıyorsunuz. Daha sonra ilişkinize yansıyor, daha sonra iletişiminize yansıyor. İnsanlar tarafından duymaya başlıyorsunuz sende bir değişiklik var vesaire diye. Birisi bana saç yağı siparişi vermeye çalışıyor. Teşekkür ederim. İlk defa katılıyorum yayınıza. Size biraz önce sordum fakat cevap vermediniz. Ayrılan eş sizin aile dertlerinizi görüşmeye, aile dertlerinizi, fertlerinizi herhalde görüşmeye devam ediyor. Sürekli sizi kötülüyor olması ne demek? Benim aile ferdim de görüşüyor. Benim eski eşim beni kötülüyor. Benim aile ferdim de onu mu dinliyor? Yani şimdi hani kim daha suçlu, ona bakmak lazım. Ben artık eski eşe kızmam ki burada. Ben mesela bunu arkadaşlık ilişkilerinde de çok önem veririm, biliyor musunuz? Mesela sizi birisi arar, çok iyi niyetli ya o. Dikkat edin buna hayatınızda. Bilmem nerede sizin hakkınızda konuşulmuş ya da yapılmış bir davranışı anlatır. E sen de oradaydın. Ben mesela burada konuşanın ya da yapanın niyeti belli zaten. Sen ne dedin? Yani sen ne yaptın orada? Sen herhalde sadece susup dinlemedin. Varsa verdiğin bir cevap bana onu söyle. Ya da tutunduğun bir tavır bana onu söyle. Hiçbir şey yapmadıysan da kusura bakma, senin ondan farkın yok benim gözümde. Bir de açıp telefonu bana mı yetiştiriyorsun? Arkamdan yaptığınız dedikoduyu kalsaydı aranızda sır. E şimdi bunun gibi, şimdi eski eş gelecek, benim aile ferdimle görüşecek. Sen niye dinledin? Sen ne dedin? İki, bir defa dinlersin hadi ayrılık aşamasında, herkesin bir siniri var vesaire, herkes bir öfkesine haykırsın. Ama daha sonra dersiniz ki çocuğum, bu sizin aranızda bir şey, bizi karıştırmayın. Ya da işte bilmem kim abi, bilmem kim abla, bizi karıştırmayın, bu sizin aranızda. Ondan sonra yapmayın. İsterdik ki güzel ayrılın ama ne olursa olsun, o da çok üzüldü böyle bir süreçte. İnşallah bundan sonrası ikiniz için de iyi olur. Benim için biraz işlerim var. Dikkat et kendine. Senin için yapabileceğimiz bir şey olursa biz de buradayız. Falan gibi böyle tatlı tatlı. Niye sepetlemiyorlar ki? Tamamen değişen biri tekrar eski haline gelir mi? Ne yönde değiştiğine, değişime neyin sebep olduğuna, sizin bu süreç içerisindeki davranışlarınıza, ilişkinin bütün dinamiğine göre değişir. Şöyle bakıyorum var mı şey. Sürekli yanlış yere bastığım için bakamıyorum. Rujunuz. Bu ruj neydi acaba? Bu Max Factor galiba. Soru yok. Sürekli bana herkes el sallıyor. Teşekkür ederim. Ben de size el sallıyorum. Varsa sormak istediğiniz bir şeyi alayım. Sadece şöyle bir selamlaşmak için katıldım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim bağ kesme ve uzaktan çapalama haricinde hem enerjisel olarak kendinizi iyi hissedeceğimiz, hem de tabii ki yine böyle geçmişin yüklerinden bağ kesme kadar aktif olmasa da arındıran vesaire, böyle çok doğaçlama yaptığım meditasyonlarım var tabii ki de. Mesela bazı seanslarda yapıyoruz bunları. Yani seanslarda uygulama yaptığımız oluyor. O anda çünkü danışanın öyle bir duyguya giriyor ve o sırası oluyor ve yapıyoruz. Böyle bir şey yaptırayım mı size canlı yayında? Bugün değil de
Belki hafta sonu bir tane canlı yayın açıp onu haberli yaparım ki hani yapmayı isteyen herkes orada olsun diye. Daha böyle sakin bir günde. İster misiniz böyle bir şey yapalım mı? Böyle bir meditasyon gibi bir şey. Böyle bir şey yapabiliriz. Erkek, kadın birbirini her yerden engellediyse, kadın engeli ne zaman açmalı? Kadın engeli açacaksa neden engelledi? Şimdi biz ilişkileri, bu çocuk ilişkisi değil ki ya. Yani yetişkinlerle konuşuyor olduğumu varsayarak söylüyorum. Hani bir ne bileyim daha genç yaşlarda, daha böyle bir ergen yaşlarında birisiyseniz sözüm size değil. Ancak ben yetişkin ilişkileriyle çalıştığım için yetişkinler üzerinden devam ediyorum. Kaç yaşında kadınım şimdi? Benim akranlarım üzerinden gidelim. İşte 30'lu 40'lı yaşlar. Tamam mı? Ve daha üstü. Ya kaç yaşında kadınım? Ne istediğimi biliyorum, ne istemediğimi de biliyorum. Bana karşı yapılan bir tavırdan hoşlanıyorum ya da hoşlanmıyorum. Ve bir gün canıma tak ediyor. Diyorum ki ben bu ilişkiye devam etmek istemiyorum. Hani yaşandı bitti. Şimdi engelliyorsam tam anlamıyla hayatımdan çıkarmak için bir daha gözümle görmesin. Ben zaten öyle ayrıldıktan sonra arkadaşlar falan doğru çok sıcak bakmıyorum yani. Benim arkadaşım var. Ne yapacağım ben eski sevgilimle arkadaş olacağım? Ne konuşacağız? Ne diyeyim yani? Ay nasıl kandırdın beni sen öyle. Hatırlıyor musun nasıl aldatmıştın? Ne diyeceğim yani? Ne konuşacağız biz şimdi? Koyduk kahveyi önümüze, ne anlatayım ben sana? Ondan arkadaşlığı falan değil. Hayatından çıkarıyorum. Bir daha da gözüm görmek istemiyorsa gerçekten o zaman engeli koyarım. Bir daha da kaldırmam zaten. Bitmiştir o hesap. Ve bir daha da o engel aklıma gelmez benim. Engelledim, açtım, açmadım, baktım, bakmadım. Hayır. Hesap kapandı. Ve yolumuza bakıyoruz. Böyle açtım, açmadım, baktım, baktıma girecekseniz hiç koymayın engelleriniz. Bunlar gerçekten çok çocukça. Öyle bir insanla mesela ilişki yaşıyorsanız nasıl saygı duyacaksınız o adama bir daha? Bir erkek ya, bir erkek benimle bir ilişki yaşıyor. Biraz bir küstüğümde, bir şey kırıldığımda, üzüldüğümde, ettiğimde dönüyor adam beni engelliyor. Valla ben de o. Taşımam ben onu yanımda ya, valla taşımam yani. Ve engel engel mi? Yani engel bir adamın bana ulaşması için ya da bir kadının bana ulaşması için engel mi? Yerimiz belli, yurdumuz belli, ortak arkadaşlarımız belli. Artık teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönem. Mail atarım yine ulaşırım. Yani ulaşmayı isteyeyim ben ya. Her türlü ulaşırım. Hadi aramayı engelledin, SMS'i engelledin, WhatsApp'ı engelledin. Başka ne var? Instagram'ı engelledin. Varsa işte şey X mi Twitter mı neyse onu engelledin. Neyin varsa bütün sosyal medyayı engelledin. Aramayı da engelledin. Yerini biliyorum. Ya mektup yazarım yine ulaşırım. Ben ulaşırım ya. Hele erkek olacağım da ben bir kadına ulaşamayacağım. Öyle şey mi var Allah aşkına hiç. İnanmıyorum ben öyle şeylere. İstediğiniz mesajları okuyorsunuz galiba. Üzüldüm bu duruma. Yani şu an siz benim ekranımı görseniz. Duvar ören kendini kapatan kocaya nasıl davranılır? Şimdi duvar ören, iletişime kendisini kapatan insanların belli alt sebepleri vardır. Nedir? Suçlanmaktan, eleştirilmekten, yargılanmaktan, kabul görmemekten ya da iletişimi nasıl kuracağını bilmemekten dolayı stresli zamanlarda bazı insanlar kendi kabuğuna çekilirler. Genellikle bunu aileden öğrenmişlerdir. Ya da sizin kuruyor olduğunuz iletişim tarzı çok savunma sistemini devreye sokan bir iletişim yoluysa eğer tabii ki de uzaklaşma ihtiyacı hissetmesi normaldir. Bunu normal zamanlarda savunma sistemini devreye sokmadan böyle tatlı tatlı başka bir şey konuşurken böyle bir kahve sohbetinde vesaire de başkasının ilişkisinden örnek vererek bir film izlerken o filmden örnek vererek vesaire böyle daha tatlı tatlı alttan alttan çözmeye çalışın bunları. Bu gibi durumlar mesela oturup da şey değil masaya yatırılacak bir konu değil mesela bunu böyle çözemezsiniz. Hani her zaman diyorum ya her sorun masaya yatırılmaz. Bu öyle bir sorun değil mesela. Bunu masaya yatırdığınızda o adam bir daha kapatır kendini. Yavaş yavaş
Şey yapalım, meditasyonu yapalım diyorsunuz. Tamam, yapalım. Onun için storylerden şey yapacağım. Ne o? Paylaşım yapacağım. İşte şu gün canlı yayın yapacağız, meditasyon yapacağız vesaire diye. Bildirimleri açarsanız görürsünüz. Facebook sayfanız var mı? Facebook yok. TikTok var, X var. Bunları da bu Instagram yasağı olduktan sonra açtım. Vallahi X var. Dur bir dakika. X var, TikTok var, WhatsApp kanalı var. WhatsApp kanalını mutlaka takip edin çünkü WhatsApp kanalına özel oradan indirimler, böyle fırsatlar, çekilişler falan paylaşacağım zamanla. Biraz daha kalabalıklaştığımızda. TikTok'ta ve YouTube'da ayrı ayrı videolar paylaşıyorum. Yani bugün mesela bir tane video var. Instagram'da o, TikTok'ta o, YouTube'da değil. YouTube'da ayrı bir paylaşım, TikTok'ta ayrı bir paylaşım, Instagram'da ayrı paylaşım, postta ayrı, story'da ayrı, reels'da ayrı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. O yüzden her platformu takip ettiğinizde hem ayrı fırsatlar yakalayacaksınız. Mesela diyeceğim ki WhatsApp kanalda bugün işte sadece akşam bilmem kaça kadar bağ kesme şu indirimde. Ya da işte mesela şu anda yaptık Antalya'da yüz yüze danışan seans alan danışanlarım için yüz yüze seans alana dedik ki Sriyantra Duşşehir'e hediye olsun. Bunu Instagram'dan yayınladık gibi gibi. Bunu mesela Instagram'ı takip eden bilecek. Veya ne bileyim WhatsApp kanalda paylaşırsak oradaki bilecek vesaire vesaire gibi. Böyle her yerde ayrı bir duyuru. Diğerini takip etmiyorsan bilemezsin. Her gün web sitesine girip şey yapmıyorsunuz, kontrol etmiyorsunuz tabii ki nerede ne indirim var. Ama mesela diyeceğiz ki işte bugün tam sette akşam şu saate kadar ya da yarın sabah şu saate kadar indirim var diyeceğiz. Bunu sadece o rayı takip eden bilecek. O yüzden bütün platformları takip edin ki benzer durumlar yaşadığımızda en azından her yerde bir arada olalım diye. Ben de stokluyorum. Benim daha yeni bitti. 1-10 güne geçer. Hatırlamam diye düşünüyorum. Kendini geriye çekti. Ben de sosyal medyadan sildim. Ne yapmam lazım? Zaten kendini geriye çeken olduğu için bir ilişkinin toparlanması için onun adım atmasını bekleyeceğiz. Yani bir insan bizi hem bırakacak hem de peşinden biz gitmeyeceğiz. Her platformdan takipteyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. YouTube var. Harika. YouTube'a da özel bir şeyler yapacağım. Yani neyse zaten ben de her aklıma geleni söylüyorum. WhatsApp var. Her gün takip ediyorum. Ne güzelsiniz. Nasıl kaydoluyor WhatsApp'a? Link paylaşıyorum. Mesela WhatsApp kanallar bölümüne girdiğinizde Meriç Sarızebek danışmanlık yazdığınızda çıkar diye düşünüyorum. Birazdan story koyarsam olmaz. Yarın story'de paylaşayım. Şimdiki story'ler bittiğinde. Nasıl yetişiyorsunuz hepsine Meriç Hanım? İşim bu. Buna yetişmek için varım. Ben tüm eğitimlerinizi aldım. Aldığınız için değil, tekrar ediyorum. Yaparsanız olur. Yani olur. Düşündüğün olur. İşte inandığın olur. Tam inandığım olur da inandığımın da peşinde gideceğim. Ne derler? Nasip çabaya aşıktır. Değil mi? Bir nasibim var evet ama çabalayacağım. Çabayı severiz biz. O yüzden eğitimleri aldım, izleyeceğim. Ne öğrendiysem ilişkime uygun bir şekilde o hale getirip ilişkime de yansıtacağım. Oturduğum yerden düşünerek, inanarak olmaz. İnandığın için değil, yaparsan olur. Yıllardır söylüyorum. Bize çok öğrettiler bunu. İnanırsan olur, inanırsan olur. Hayır, inanıyorum tamam. Zaten ben bunu yapabilecek potansiyelde bir kadın olduğuma inandığım için böyle bir eğitimi almışım. Yeni davranış kalıplarını öğrenmişim. Ben bir de bunu hayata geçirirsem istediğim sonucu elde ederim. Oturduğum yerden çok kaslı bir kol istiyorum. Kaslı kol, kaslı kol, kaslı kol demek de burada kaslı kol olmuyor. Bir zahmet kalkacağız, alacağız elimize dumbbellları bilmem neyi, çalışacağız istiyorsan. Oturduğun yerden inanarak olmuyor. O yüzden diyorum. Herkes
Herkes bana el sallıyor. Sürekli onları görüyorum. Soruları görmüyorum. Girdim siteye ama satın aldıklarımı da göremiyorum. Tekrar alacağım galiba. Siteden almadıysanız evet. Eğer Gmail'inize geldiyse şeyler tekrardan alacağız. Eğer şifrenizle farklı cihazlardan girildiyse şifreniz bloke edilmiştir. O durumda yine tekrar alacaksınız. Yani eğitim ve uygulamaları aldınız. Bunu kendi cihazınızdan izleyip uygulayacaksınız. Öyle bir gün benim telefonumda, bir gün başkasının telefonunda vesaire olduğunda maalesef IP sınırlandırması var. Blok oluyor. Yani iki tane şart var. Gmail'den aldınız ve mailinize geldi, silindiyse yeniden alıyoruz. Eğitim ve uygulamaları başkasına cihazından açıldıysa yeniden şey oluyor. Yapmak zor. Evet ama tüm enerjimi ona harcadım şu an. Bir ilişki kolay gelmiyor bu problemle hali. Bir günde gelmiyor. Tabii ki de bir günde düzelmeyecek ama yaptıkça, meyvelerini aldıkça göreceksiniz ne demek istediğimi. Çok fazla insan bu eğitim uygulamalarla, seanslarla evliliklerini, ilişkilerini çok farklı bir boyuta getirdiler. O kadınlar başardıysa siz de başarabilirsiniz. Erkek geri çektikten sonra tekrar mesaj atarsa bir şey olmamış gibi konuşmaya başlayabilir miyiz? Şöyle mi yani? Bana bir mesaj attı, mesajı geri çekti, sonra tekrar mı gönderdi? Tekrar gönderdiyse tabii ki konuşmaya başlayabilirim. Ama çekti, neyi sildin yazmıyorum. Yanlışlıkla da gelmiş. Silmiş artık. Yani bana gelen bir şey var mı? Benim okuduğum şey. Hayır yok, silmiş. Öyle sohbete girmek için bahaneler aramıyoruz. Biz buradayız. Yani biz bütün varlığımızla, bedenimizle buradayız. Benimle bir ilişkiyi yaşamayı isteyen hayatıma gelecek, dahil olacak bir kadını elinde tutmayı bilecek. Yani ele almayı, elde etmeyi bildiği kadar elde tutmayı da bilecek. Bunun için de bir çaba gösterecek. Yani nasıl olsa bir ilişkiye başladık. Hadi artık istediğim gibi rahat da, hayır öyle bir şey yapamaz. Dolayısıyla bir arada olmanın keyfine varabilmek için, bu mutluluğu yaşayabilmek için birbirimiz için çaba ve emek göstereceğiz. Tabii ki de ben de onun için göstereceğim. O da çok kıymetli. Yani ilişkide sadece kadın kıymetli değil, erkek de çok kıymetli. Ama birbirimiz için çaba göstereceğiz. Ben bir bakıyorum bir süre sonra hep ben çaba gösteremem bu kadar çaba. Yani bu da hayatınızın yeteri kadar aktif olmamasından ve sizi heyecanlandıran hedeflerin hayatınızda var olmayışından kaynaklanıyor. Yaşadığınız ilişkiler hayatınızın o kadar büyük bir bölümünü kaplıyor ki, ama bu olmaz yani, ben yokum ortada, o var, bir de ilişkimiz var, dolayısıyla onun yaptığı kıymetli, ilişkimizde olan kıymetli, olmayan kıymetli. Ben zaten bana vakit kalmıyor o kadar, biraz bir kısıtlayın bunları. Bir arada olmak güzel ama bir arada olabilmek için fırsat yaratıyor olmalıyız. Fırsat yaratalım ki zaten kısıtlı bir zaman. Tadına varalım. Yani ya bir yarım saat daha dur desin. Kalkmam lazım ya işte bir şeye yetişeceğim. Ben de çok keyif aldım ama gel öpeyim seni. Hadi öptüm bana. Kibaydı mıydı neydi o? Ayşe Sarı Zeybek akrabanız mı? Aa şimdi... Belki akrabamdır da, yani Sarı Zeybeklerde maşallah bir soy var. Ben tanımıyorum. Bir de benim öyle çok akrabalık bağlarım da hiç kuvvetli değildir. Valla Sarı Zeybek, bir babamı tanıyorum, bir babaannem, bir dede. Çok az insan tanıyorum ya, valla tanımıyorum yani, çok özür dilerim. Çünkü neden biliyor musunuz? İlkokul bitti, ortaokul bitti pardon. Ben Kıbrıs'a gittim, Kıbrıs'ta okudum. Yakın Doğu Koleji'nde okudum liseyi, üniversiteyi de Yakın Doğu'da, hayır üniversiteyi de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde okudum. Geldim bir yıl Bodrum'da yaşadım, çıktım Antalya'ya geldim, işte 2012'den beri galiba buradayım vesaire derken ben çok İzmir'de durmadım, benim bütün ailem orada. O yüzden ben öyle çok aile ortamı falan bilmiyorum yani, çok erken yaşta çıktım ben evden. Bu erkekler neden ayrıldıktan hemen sonra kadının istemediği şeyleri yapar? Ayrılığın üçüncü gününde benimle yaptığı planı başka biriyle yaptı. Nötr tepkisiz kalıyorum ama çok saçma değil mi sizce? Saçmadan ziyade saygısızca. Ancak ilişkiler bittikten sonra böyle bir, hele ki uzun süreli ilişkiyse erkekler böyle bir
ne oldum delisi oluyorlar. Hani bir üzül, hani acımadı ki var ya, öyle bir hale bürünüyorlar. Ancak zaman geçtikçe onların da kafasını dank etmeye başlıyor. Bu tabii kadının özellikle acısının çok taze olduğu bir zamanda kendisini değersiz hissettiren davranışlar. İsteriz ki bir ayrılık yaşandıysa buna saygıyla davranalım. Ya da bir şey yapıyorsan da gözüme sokma, kulağıma gelebileceği şekilde davranma. İşte zaten gerçek değer, her zaman diyorum ya, ayrılık aşamasında ve ayrılık sonrasında birbirimize karşı tutunduğumuz tavırda saklı. Herkes aynı değeri vermeyi bilmeyebiliyor. Bir de kadın ve erkek şeysi, davranışları gerçekten artık çok değişti. Öyle artık erkeğin de kadının da rolleri çok değiştiği ve farklılaştığı için nasıl yönetmemiz ve nerede nasıl davranmamız gerektiğini de bazen gözden kaçabiliyor. Ayrılıyorsunuz mesela, eskiden işte erkekler böyle ceketini alır gider bilmem ne. İşte sen bana yıllarca kadınlık yaptın, çocuğuma analık yaptın, şudur budur. Yok, artık kadınlar evliliğin içerisinde erkek olma rolünü üstlendikleri gibi boşanırken de erkek rolünü üstleniyorlar. Boşandıktan sonra da hayata karşı, eski eşe karşı, çevreye karşı o erkek rolünü bırakamıyorlar. Bu hele ki maddi gücü olmayan bir kadın. Maalesef sistem artık buralara kadar geldi. Annesi dominant olan bir erkek hayatında dominant bir kadına daha mı iyi anlaşır sizce? Bu biraz anneden nasıl bir bilgi aldığına göre değişir. Şimdi ben annemle dominantlığın, bazı insan vardır bu dominantlığın içerisinde kendini güvende hisseder. O zaman hayatında dominant bir kadın almayı tercih eder. Bazı erkek vardır, bu dominantlıkla kavga halindedir. Dolayısıyla dominant hissettiren her kadınla da savaşa girer ve anlaşamaz. Ama içerisindeki o kavgayı da iyileştirebilmek için bilinç dışı düzeyde o kadının etrafında da dolaşır. Yani o kavgayı bitirebilmek için. Biraz burada bir nasıl etki aldığı önemlidir tabii ki. Şöyle bakıyorum. Barbie erkekler çok fazlalaştı. Barbie erkek ne? Barbie erkek. Kadınlar da erilleşti, evet. Çünkü bu, ama şimdi şöyle bir durum var. Bütün yükü de böyle erkeklere atamayız. Şimdi Barbie erkek dediğiniz için öyle söylüyorum. Ben bu tanımlardan çok hoşlanmıyorum. Yani kullanmam. Çok tercih etmiyorum. Ama şimdi bir kadın da çok eril, maskülen, kendi kendime yaparım, ederim vesaire tavrında gezerken insanlara hareket alanı bırakmayıp her şeyi üstlenip, üstüne de sen de ne kadar feminensin demek doğru değil. O yüzden diyorum, yeni ilişki kalıplarına göre davranmayı ve hareket etmeyi öğrenmek durumundayız. İnsanların artık ihtiyaçları değişti. Anneler, babalar, dedeler zamanındaki ilişkileri şu anda yürütemeyiz. O yüzden devam edeceğiz. Bunları öğreneceğiz, hayatımızda uygulayacağız. Erkeğe erkek olma fırsatı sunmuyoruz ki. Şimdi karşınızda öyle danışanlar görüyorum ki, karşınızda ataerkil, böyle baskıcı doğru değil, daha eril tarafını yaşayan bir erkek var. Kadın bu sefer diş biliyor erkeğe. Yani o kadın olma naifliğini göstermiyor onun karşısında. O yüzden hem insanlara, varoluşlarına aykırı hareket ederken hem de ondan sonra 3 gün sonra "ay bu da çok işte maskülen bir adam değil" vesaire diye şikayet etmeyi de çok doğru bulmuyorum. Bunlar ilişki yönetimini bilmeyen insanların şikayetleri.
ben önce bir erkeğe erkek olduğunu hatırlatacağım. İlişkinin başında neden biz çok uzun bir süre tavır, dırdır, trip, şikayet vesaire yapmadan uzun bir süre sadece iyi, güzel, o ödül dediğim zamanları yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Çünkü önce bir yer ediyoruz. Önce bir ona bir kadın tarafından beğenilmenin, arzulanmanın, saygı duyulmanın, bir ilişki yaşamayı istenmenin ne demek olduğunu hatırlatıyorum. Önce benim tarafından sevilmenin ne demek olduğunu hissettiriyorum. Bunu uzun tutuyorum ve onun hayatına yer ediyorum. Sonra yavaş yavaş, ya ben böyle olmasından çok hoşlanmıyorum aslında. Aslında sen bana böyle böyle davranırken bana kendini çok iyi hissettiriyorsun gibi o iletişim tekniklerine giriyoruz. Ama ilk başta o ilişkinin başında biz bir ona kendimizi tanıtıyoruz. Ben reklam bölümündeyim. Her kadınla ilişki yaşayabilir. Benimle yaşamak böyle hissettirir sunuyorum. Biz hepsini aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Ben ne kadar güçlü bir kadın olduğumu, ayaklarım üstünde durduğumu, ona muhtaç olmadığımı, aslında gidebileceğimi, kalabileceğimi, cepte olmamam gerektiğini, bedel ödetebileceğimi, böyle hepsini adamın önüne koyuyorum. Ne acele? Bu ne acele? Öyle bir şey değil. Ondan sonra işte erkeğe dönüp, çok özür dilerim, siz söylediğiniz için söylüyorum. Yok Barbie'ydi, Kleopatra'ydı, Heidi'ydi bilmem ne demek doğru değil. Bunlar ilişki yönetimini bilmeyen insanların işleri. Hiç öyle şeyleri almayın üstünüze. Şöyle yapalım. Bugünlükü tamamlayalım. Saat 10 oldu çünkü ben hala ofisteyim. Biraz daha işlerim var. Onları da tamamlayayım. Bugünlük tamamlayalım. Ben size yapacağımız, canlı yayında yapacağımız meditasyonun gününü storylerden duyurayım ve biz buluşalım. Hem böyle biraz ilişkileri konuşalım. Onu da böyle biraz bir geç saatte yapalım ki meditasyondan sonra duş alıp uykuya dalınsın. Mesela işte yine bu saatte vesaire gibi bitirebiliriz. Şey yapalım. O meditasyonu yapalım. Böyle bir kendimizi iyi hissetmek için, böyle bir arınmak için. Bunu da böyle düşünerek değil, şey yapacağım. Doğal akışında, yani o anda doğaçlama bir meditasyon. Ben şeylerde de, seanslarda da böyle yaptırıyorum. Mesela şu anda aklıma gelen işte bir çocuk, sizde bir yüzleşme yapabiliriz mesela, karşınıza alıp. Onunla bir yüzleşme, arınma yapabiliriz. Ona kendini iyi hissetmesini sağlatabiliriz. Benim meditasyonlarım şey değildir işte, kendine sarıl, kendini öp, kokla vesaire. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Daha böyle bir sakin sakin bir şeyler yaparız. Bugün canlı yayın olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. kapatmayın ne olur. Ne anlatayım? Ama ben anlattım, hepsi bitti galiba. Var mı sorunuz? Varsa hadi bir iki tane daha yanıtlayayım. Kapatmayayım. Benim de her şeyim böyle, işte o yüzden biz herkesle bir anda şey yapamıyorum, karşılaşamıyorum. Aklım esiyor, açıyorum canlı yayını. Mesela bugünkü kaydetmeyeceğim. Gibi gibi. İşte ondan sonra karşılaşamıyorum insanlarla. Ama şey, meditasyonun olduğu canlı yayın dediğim gibi storylerden şey yapacağım. Siriantraları cinsellikle kullanmaya şimdi akşam oldu, hatırlatıyorum. Neredeyse o siriantralarınızı çıkarıp şey yapın, kullanın cinsellikle beraber mutlaka. Yakın şöyle bir mumlarınızı falan. 21 günlük değişim programında tütsüler de biliyorsunuz var. Hepsi için şöyle bir şey yaptım. Tam set yaptık. Onları şeyden alabilirsiniz. Eğitimleri ve uygulamaları bırakmayın, bırakmadan yapın. Bunlar sizin kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırım. Bugün hatta bir tane seansta, hangisindeydi hatırlamıyorum. Birisi dedi ki işte Mention'ın bütçemi aşmazsa alacağım. Şimdi ilk seansta şöyle bir şey var, lütfen rica ediyorum. Eğitimler ve uygulamalar elinizde olmadan seansa geliyor olmanızın gerçekten hiçbir anlamı yok. Çünkü ondan sonra ben ilk seansta eğitim ve uygulamaları alın, bir tur izleyin ve yapın, ondan sonra gelin demek zorunda kalıyorum. Çünkü ben seansta ilerleyemiyorum. Çünkü ben buradan yol almayı biliyorum. Özelden sorun yanıtlamıyorum ben maalesef, çok uzun zamandır. O yüzden
rica ediyorum şu ilk seansı almadan önce elinizde tüm eğitim ve uygulamalar olsun. Ondan sonra gelin. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hani sanki ticari gibi oluyor. Seansı almış gelmiş. Ben bir de diyorum ki böyle olmaz. Eğitimleri al. Seans aldık gibi. O yüzden lütfen benden seans almadan önce hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bütün eğitim ve uygulamalar elinizde olsun. Bana seansı ondan sonra gelin ki yol alabilirim. Hani konuş dağıl böyle bir şey değil. Ben zaten ilk seansta bir ana hatlarıyla ne olduğunu anlıyorum. Sonra tam yol alacağım. Karşımdaki kadın benim anlatmaya çalıştığım hiçbir şeyden haberdar değil. Ben öyle ilerleyemiyorum. O yüzden eğitimler ve uygulamalar olacak. Daha sonra sizin ilişkinize göre de yönlendirme yapılmasına gerek kaldıysa bunları oradan yapacağız ki eğitimlerine zaten çok fazla sana da gerek kalmıyor. Meriç Hanım çapalama yapıyorum yine de çok ilgisiz ya ne yapmalı odun mu? Hayır uzaktan çapalama sadece arada sıcaklığın olmasını sağlar. Hiçbir şey daha az önce anlattım. Hiçbir şey tek başına yeterli değildir. Uzaktan çapalama küslüklerde de karşı tarafın size bir tepki vermesini sağlar. Yani o çok uzun zamandır ortada olmayan kişinin ortaya çıkmasını, hiç tepki vermeyen kişinin bir tepki vermesini sağlar. O tepki olduktan itibaren uzaktan çapalama işini yapmıştır ve bitmiştir. O tepki her neyse, kişiden kişiye, ilişkiye göre değişir. O tepki her neyse oraya vereceğiniz doğru adımları eğitimlerden öğrenirsiniz. O yüzden bunların hepsi birbirini tamamlar diye anlatıyorum. Ama kendi kendime anlatıyorum. Sonra yine şeye geliyorsunuz. Kayıt olabilir mi acaba? Geç kaldım. Ben bunu kaydetmeyeceğim sanki. Bir o meditasyon olduğu canlı yayını kaydedeceğim. Ben evime gitmek istiyorum. Sapanca iptal mi oldu? Evet, Sapanca iptal olmak zorunda kaldı. Bazı durumlardan dolayı. O yüzden Sapanca'yı yapmadık. Bu sene başka bir kamp yapmayı da planlamıyorum. Biz böyle eğitimlerde, uygulamalarda, canlı yayınlarda bir müddet karşılaşacağız. Ama artık karşılaştığımız alanlar çok daha fazla. YouTube'da, X'de, TikTok'ta, WhatsApp kanalda birlikteyiz. Her birinde ayrı paylaşım, her birinde de ayrı fırsatlarla karşılaşacaksınız. O yüzden her birinin bildirimlerini açmayı unutmayın. Tensel uyum yoksa cinsel hayattan bir haz alamazsınız. Bir ilişkinin yapı taşıdır cinsellik. Eğer mutlu bir cinsel hayat yaşamıyorsanız eğer o ilişki problemli bir ilişkidir. Bunun yolları ve yöntemleri iyileştirmeleri yapılabilir. Cinsellik eğitimini alın. Tekrar tekrar izleyin. Cinsellikte sriyantraları kullanmayı asla unutmayın. Mesela erkeğe ödül gibidir ya cinsel hayat. Aslında bir erkek için de kendine bağlamayı istediği bir kadınla yaşadığı ilişkide yaşattığı cinsellik çok önemlidir kadının kendine bağlanabilmesi için. Çünkü cinsellik sırasında erkek oksitosin hormonunu salgılarken cinsellikle birlikte tamamlanıyor. Oysa ki kadının salgılaması cinsellik sonrasında da devam ediyor. O yüzden işte o biz ertesi gün aramaları işte dün ne kadar güzeldi vesaire konuşmalarını yapmayı seven taraf kadın oluyor. Ama erkek için şimdi şöyle bir durum var. Kadına sadece cinsel performansınızın ve yaşattığınız cinsellik içerisinde verdiğiniz hazın yukarıda olması yetmez. Kadın bunun yanında işte ilgisini de ister, sevgisini de ister, şefkatini de ister. Kadın öncelikli oluşunu fark etmeyi ister. Önemli olduğunu fark etmeyi ister. Ancak cinsel hayattaki performansınız ve bir kadına yetebilme haliniz güçlü değilse eğer bir kadına karşı bağlayıcılığı sağlamanız ve bunu sürdürülebilir halde devam ettirmeniz çok şey değil. Kolay değil. Biz çok sabırsızız ve enerjimiz
çılgın melek mübarek ama kişi bizi anlamak istemiyorsa ve isteksiz yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğiniz gibi istek yoksa hayır, istek yoksa çare yok. Yani ben bir adamı ya da kadını artık hayatımda istemiyorum. Ve ya onunla mutlu olabileceğim en mutlu hali de istemiyorum. Onu istemiyorum. Şimdi hani ağzıyla kuş tutsa hayvanı bırak diyeceğim bir aşamada hiçbir şey işe yaramaz. Size bunun işe yarayacağını vaat edenleri de, bunu bir şey soracağım. Size bunun işe yarayacağını vaat edenleri de gerçekten inanmayın. Son zamanlarda şunu görüyorum. Mesela insanlar canlı yayın açıyorlar. İnsanların birbiriyle saygısızca konuşma hakkı ne kadar arttı farkında mısınız? Ancak kendinize bunu yakıştırmayın lütfen. Ve böyle bir şey kabul etmeyin. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben ya da meslektaşlarım ya da farklı grupta işte bir doktor, bir neyse işte burada canlı yayın açan herkes. Canlı yayını açıyorlar, böyle bir ahkam kesmeler. Kendilerini izleyenlere böyle bir hat bildirmeler var. Ne oluyoruz? Yani biz hizmet veren insanlarız. Biz hizmet sektöründeyiz. Şimdi bir ürün de veriyoruz mesela. Ama biz iş yapıyoruz değil mi? Bunun yanında da insanlara faydalı oluyoruz. Ancak benim bilgim, tecrübem, eğitimim ve buradaki varoluşum siz buna izin verdiğiniz sürece var. Dolayısıyla çok pardon da saygıyı önce benim size gösteriyor olmam gerekmiyor mu? Burada kabul gören benim. Ama öyle bir hayatta yaşıyoruz ki bizimle saygısızca konuşulmasına alıştık. Altına yazıyor kadınlar, hayret ediyorum. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Ne kadar güzel söylediniz. Evet, herkes birbirine saygıyla yaklaşmalı. Ama kendisine gösterilmesi gereken saygıyı anlatırken o kadar saygısızca, o kadar höt höt, o kadar yukarıdan ki insanların sizinle nasıl iletişim kuracaklarını kendinizle kurduğunuz iletişimle belirlersiniz. Değişimin sebebi hep budur. Ne muamele göreceğinizin belirleyicisi sizsiniz. Buna izin verirseniz herkes yapar. Ve buna alışırsanız işte özel hayatta sevgiliniz, evde eşiniz, işte patronunuz, dışarıda müşteriniz, gittiğiniz yerde arkadaşınız sizinle bu üslupta konuşabilir. Ve siz bir bakarsınız ki herkes sizinle böyle konuşuyor ve alışmışsınız. O yüzden birbirimize saygı, böyle yerlerde bulunmayın. Kabul etmeyin insanların size parmak sallamasını. Yani ne münasebet. Hem bir insandan hizmet alacağım, hem de bana parmak sallamasına izin vereceğim. Yapmayın, izin vermeyin böyle şeylere. Vallahi bu ara böyle o kadar çok söylemek istediğim şey var ki, neyse hadi tutayım kendimi söylemeyeyim. Ama kendinize saygınız olsun, yapmayın, izin vermeyin böyle şeylere. Şu sorular bölümünde bir şeyler var galiba, bir oraya bakacağım. Hocam, hayatımı davamın sonucuna bağlıyorum. Zina devam var. Kadın aradı, fotoları attı. Ben hemen dava açtım. Üçlü olacak ama bitmiyor. Şartlarımı kabul etmiyor. O kadın bunu nasıl kabul ediyor bilmiyorum. Ben tükendim. O kadar çok kadın yaşıyor ki böyle benzer süreçleri. İşte onu nasıl kabul ediyor, öbürünü nasıl yapıyor, onun ne hissediyor vesaire. Bırakın başkasının alanlarını. İş böyle çirkin noktalara varıyorsa yakasını oradan kurtaran gerçekten kurtulmuş ve kazanmış oluyor. Bazı ilişkilerde kazanan yok. Bazı ilişkilerde sadece kendisini kurtaran ve oraya hayır diyebilen kendisini kurtarmış oluyor. Ondan siz kendi geminizi yürüttüğünüze bakın. Storylerden paylaşacağım meditasyon yapacağımız canlı yayını. Çok öpüyorum hepinizi. Habersiz de olsa karşılaştık. Ben çok mutlu oldum. Uzun zaman olmuştu. Tekrardan görüşmek üzere. Atacağım meditasyonu. Diğer platformlardan lütfen takip etmeyi unutmayın, olur mu? Her yerde birlikte olalım. Sonra kaybediyoruz birbirimizi. Hayat bu ne olduğu belli olmuyor. Çok öpüyorum.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.